Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Son birkaç gündür konuşulan Kız Kulesi restorasyonu hakkında detaylara gelin birlikte bakalım. Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar gündeme bomba gibi oturdu. Devam etmekte olan restorasyon tartışmalara yol açtı. Kız Kulesi İstanbul denince akla ilk gelen simge yapılardan ve Üsküdar'a Bizans devrinden kalan tek eserdir. Restore edilmek üzere brandalar ile kapatılan Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddia edildi. Tartışmalar devam ederken birçok hesaptan yapılan paylaşımda Kız Kulesi'nin arkasından geçen geminin görüldüğü ve dolayısıyla kulenin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Tepkiler gibi büyürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan İstanbul'un sembol yapı ve simgelerinden Kız Kulesi restorasyonu ile ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma giren görüntü ve iddiaların asılsız olduğu ifade edildi. Kız Kulesi'nin restorasyon projesinin danışmanlığında yer alan mimar ve restorasyon uzmanı Profesör Doktor Zeynep Ahunmay yaptığı açıklamada 1944'te yaşanan bir yangından sonra kulenin üst kısmı betonarme olarak yapılmış. Kız Kulesi lodoslara açık ve deniz kenarına rutubetli bir yer. 1944'ten beri kullanılan betonarmenin içerisindeki demirler paslanmış ve depreme dayanıklılığını yitirmişti diye konuştu. Restorasyon sırasında tarihe saygı duyulduğunun altını çizen Ahunbay, yangından sonra yapılan restorasyon belgeleme olmadan, kendi malzemesiyle yapılmadan olmuş. Şu anda yapılan restorasyonla kule, 2. Mahmut dönemine ait haline geri döndürülecek. Proje kapsamında o döneme saygı göstererek kulenin yenilenmesine karar verildi. Dolayısıyla balkon ve kubbe ahşaptan yapılacak dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miras Ekibinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kültür Bakanlığı Kız Kulesi Restorasyonu son derece değerli hocalarımız yer alıyor. Restorasyon yapıldığında zamanlardan kalmış, binayı yük getiren betonarme bir teras vardı. Sanırım o kaldırılıyor sözleriyle konuya açıklık getirdi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan mimari teknik raporda ise kulenin üst kesimindeki betonarme eklerin korozyona uğradığı ve yapısal güvenliklerinin bulunmaması nedeniyle 1940'larda yapılan betonarme döşeme, merdiven ve çatının risk oluşturduğu gerekçesiyle kaldırmalarının uygun olduğuna dikkat çekildi. Raporda sökülen öğelerin hazırlanacak restitüsyon projesine göre aslında uygun biçimde ahşap kullanılarak yapılması konusundaki öneriler olumludur. Kulenin doğusuna 19. yüzyılda eklenmiş olan tek katlı bölümün 1999-2000 yılı onarımı sırasında betonarme olarak yenilenmesi olumsuz olarak değerlendirilmiştir görüşlerine yer verildi. Restorasyonun 2022 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.